tabii bu kadar hem Türkiye'yi hem küresel gelişmeleri konuşuyoruz ama bir yandan da hem Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli, bir yandan da biraz daha uzayı konuşalım. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzay görevini tamamlamasının ardından özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Yusuf Gül ve Furkan Üyün özel haberini getirelim ekranlarınıza. One, engine full power, and let's go. So action three. Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ndeyiz. Ülkemizin ilk astronot olma unvanını taşıyan Alper Gezer Avcı da bizlerle birlikte aslında ülkemizin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Uzayda önemli görevler yaptı, dünyayla bağlantılar kurdu ve aslında minik kardeşlerimize de idol oldu diyebiliriz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Dünyaya da hoş geldiniz aslında. Evet. Dragon kapsülde bulunduğu anda ilerlerken heyecanınız nasıldı ve roketi ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Şöyle, herhangi bir heyecanım söz konusu değildi. Çünkü görevlerin hazırlık aşamasında hakikaten müthiş bir motivasyonla mental, fiziksel ve psikolojik olarak göreve hazır vaziyetteydik. Görevin akışı esnasında da sürpriz olarak kabul edebileceğimiz herhangi bir hususla karşılaşma durumu söz konusu değildi dolayısıyla. Bu mental hazırlığın içerisinde dediğim gibi heyecana vesile olan, strese sebep olan herhangi bir faktör yoktu benim açımdan. Falcon roketinin fırlatma için yanına geldiğimiz nokta fırlatmanın gerçekleşeceği rampanın olduğu noktaya geldiğimizdeydi. Zaten bütün teknik özelliklerine vakıf olduğumuz, fazlasıyla aşina olduğumuz bir sistem. Sadece o anın artık gerçekleşme noktasına geldiğimizin idrakiyle son derece mutluyduk. Ekip arkadaşlarınızla ne gibi diyaloglar yaşadınız ve kalkış öncesi hafızanızda yer alan bir an var mı? Ekip arkadaşlarımızın da mutluluğuna onların vermiş olduğu doğal reaksiyonlarla tanıklık etmek güzel bir tecrübeydi, güzel bir andı. Roketin ateşlenmesi için geri sayım başladığında ve uçuş başladığında nasıl bir duygu sizi sardı efendim? Roketin hakikaten güçlü bir hava taşıdı olduğunu idrak etme şansımız oldu. Daha öncesinde biliyorsunuz askeri jetlerle uçma şansına erişmiş olan bir insanım. Dolayısıyla o elinizin altındaki takatin erişebildiği, alışılabilmiş yeryüzündeki standartların dışındaki süratlere erişebilmiş bir insan olarak az çok öngörüm olmasına rağmen roketin dikey kalkış esnasında ne derece süratini artırabilecek kadar güçlü olduğunu bir kere yaşayarak idrak ettik. Bir de şu var, F-16'da uçarken dahi o dışarıdan insanın içini titreten güç, takat uçağın içerisindeyken o derece hissedilmiyor. Biz hep onun önündeyiz. Ancak burada o roketin bütün titreşimini, bütün heybetini, bütün o takatini hissettirecek seviyede bir akselerasyonu tecrübe etme şansınız oldu. Peki aynı zamanda atmosfere giriş anında yoğun bir sıcaklığın Dragon kapsülünü sardığını biliyoruz. Bu sıcaklıktan sizleri nasıl bir mühendislik korudu? Şöyle bir mühendislik korudu. Ön hazırlıklarıyla o atmosfere giriş ve sürtünme kaynaklı ısı artışının çok öncesinde kapsülün içerisinde suni bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Bütün sadece biz bünye olarak değil, sistemler de ekstra soğutularak o giriş anında maruz kalacağımız 6-7 dakikalık süre içerisinde erişilecek sıcaklıklardan korumaya yönelik farklı soğuma derecelerine eriştiriliyor. Dolayısıyla çok bariz derecede hissetmedik. Sadece görsel olarak çok net şekilde bütün o sürtünmeyi ve sonrasında açığa çıkan ısı ve alev oluşumunu görme şansımız oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na varışınız ne kadar sürdü? 36 saatti, 36,5 saat hatta. Şimdi geliyorlar galiba. Evet, bir hareketlilik var. Evet, Alper geldi. İlk Alper geldi aradan. İlk Alper çıktı. Buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. Kapsülün içerisini herkesin çözülmeye hazır
hale gelmesinden önce birkaç sistem donanımıyla hazır hale getirdim. Devamında serbest dolaşımımız söz konusuydu. Nereye kadar? Evet, o gidiş esnasında 2 dakika 52 saniyede biliyorsunuz uzayın kabul edilen resmi sınırı 100 kilometre sınırını geçmiştik. Öngördüğümüz, beklediğimiz şartların elde edilip edilmediğini görmek amacıyla kalemle küçük bir test yaptım gidiş esnasında. Sonrasında 12. dakikadan itibaren herkes koltuklarından ayrıldı ve tekrar istasyona kenetlenmeye yönelik basınçlı kıyafetlerimizin içerisine girene kadar istediğimiz gibi hareket özgürlüğümüz vardı. Peki efendim, aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk giriş anında istasyonda bulunan astronot ve kozmonotlarla nasıl diyaloglar yaşadınız? Ekibin dördüyle zaten Houston'daki eğitimlerimiz esnasında onların uzay istasyonuna gidişinin hemen öncesinde buluşarak tanışma imkanımız olmuştu. Dolayısıyla dört arkadaşımız zaten bildiğimiz arkadaşlardı. Rus segmentindeki arkadaşlarımız da büyük nezaket gösterdiler. Katılışımıza karşılamaya orada eşlik ettiler. Kendileriyle tanışmaktan son derece mutlu olduk. Tamamıyla da görevin icrasında geçen 19 gün içerisinde çok güzel işbirliklerimiz oldu. Yardımlar için tekrardan teşekkür ediyoruz kendilerine. Dönüşe geçelim. Yine uzun bir yolculukta atmosferi geçtikten sonra ani bir yer çekimine maruz kaldınız ve bir düşüş yaşadınız.